hem gazetenizle ilgili olarak hem gazetenizin farklı yayınlarıyla ilgili olarak sanat sanatçılardan afdiler gibi demek istemiyorum ama onları gayet iyi anlıyor edasıyla. Hep dediniz ki ya işte bazılarını üzdük bazılarını üzmedik. Çünkü hep yayın organlarıyla sanatçıların arasında bir kapışma vardır. ve Ertuğrul abi büyük bir Kadir Şinaslık'la her seferinde o konuşmada sanatçılara ee, övgüler düzerek der ki bizim de hatalarmış o, olmuştur. İşte bu yıla kadar, bu her sene böyle sanatçıları yücelten ve neredeyse af diler gibi bir konuşma yapar. Ama bir yandan da e, hem çalıştığınız grubun yayın ilkeleri açısından gerekse genel ilkelerde de. Mutlaka şu vardır gözetilen bir kural. İşte özellikle paparazilerle çatışmalar falan konusunda tartışmalarda denir ki eğer siz topluma mal olduysanız, toplum tarafından tanınıyorsanız, siz işte sizin şu özel hayata giriyor dediğiniz halleriniz, icraatlarınızla toplumda konuşulur. Yani siz bu şöhret yolunu seçerek aslında bir tür mutabakat yapmış gibisinizdir. Bunların konuşulması, haber yapılması konusu. Onun için bu kadar da şikayetçi olmayın. Bu yayın ilkelerinde falan filan bilmem ne de vardır. Şimdi size sormak istediğim soru şu: Siyasiler de böyle bir mutabakat içinde midirler? Siyasi hayatı seçmiş olarak. Yani onların da birileri haklarında rahatlıkla konuşabilir, onlarla ilgili haber yapabilir, onlarla ilgili yorum yapabilir mi? Çünkü sanatçılar hep böyle anlatıldı. Şimdi sanatçılar için geçerli olan bu doğru demiyorum ben ama ya geçerli olan fiili durumun siyasiler açısından çok daha fazla geçerli olması gerekir. Siyasetçi Çünkü sanatçıların hesap verili verebilirlik gibi bir durumu yok. Sanatçı sanatını tabii, yapar tabii. tamam onun hesap verip ama siyasetçinin hesap verebilir durumda olması lazım. Şimdi geçen gün Trump'la ilgili... Amerikan Kongresi'nin kurduğu komisyonun aldığı kararda üç tane kelime var. Ve bunun altında cumhuriyetçiler de imza attı. Oy birliğiyle çıktı. Bunlardan bir tanesi diyor ki Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunurken bu diyor suç duyurusu bizim bütün toplumda diyor, bütün toplumda siyasetçilerin hesap verebilirliğinin gösterilmesi için bir fırsattır diyor. Tamam mı? Şimdi Türkiye'de son 10 yılda özellikle siyasetçinin hesap verebilir özelliği kalktı. Nasıl kalktı? Güçle kalktı. Korkuyoruz. Buradaki masadaki herkes korkuyor. Şimdi bugün gazetelerde bir haber vardı. Cumhurbaşkanının çocuklarının da eee ortağı olduğu bir şirkette TMZ falan. Oradaki şirkette amcasının şunun bunun payları azaltılmış. Çocuklarına aktarılmış payları. Şimdi bu Türkiye'de kamuoyunda yaşayan, oy veren herkesin bilme hakkına sahip olduğu bir gelişme bu. Bu özel hayat değil. Tamam mı? Bugün bakın bakalım gazetelerde Türk basında bununla ilgili bir şey var mı? Çünkü hesap verebilirlik durumu ortadan kalktı. Dolayısıyla e, siyasiler için de geçerli olması gerekir. Ha bir şey söyleyeyim bizim için de geçerli. Benim de özel hayatım allak bullak edildi yani. Ve her şeyde. Şimdi Ahmet'in anlattığı halay çekme olayı. İsmail geldi beni zorla kaldırdı ya ben kalkmıyordum. <laughs> Kimse İsmail'e bir laf yok. En önde İsmail oynuyor oynuyor oynuyor. İsmail'e bir laf yok. Ben gittim halay. Yani Cüneyt Özdemir'den demlenmesi kadar halayımın kötülüğü falan. Buna karşılık İzmir'de gittim. Aydın Belediye Başkanı Zeybek oynadım. Ona kimse bir laf etmedi. Ben söyledim abi size. <laughs> ben söyledim <laughs> size. tamam mı yani? Şimdi benim itiraz edecek bir lafım yok buna. Çünkü bu benim zımnen kabul etmem gerekiyor. Adamın teki yazmış bana şeyde girmiş. Ee, günde işte. 10 bin dolarlık şarap içer diyor. Ulan hiç senin hesap şeyin yok mu? Günde 10 bin dolarlık çırabı. ayda 300 bin dolar, yılda 3 milyon dolar eder. Hayır bir de o... Tamam mı? Kaç litre acaba? Ama siz tabii ne kadar Bir gün 9 bin, bin dolarlık içiyor. Neyse yani şimdi bak benim bir arkadaşımın Alman medyasının en güçlü adamıydı. Kaydikman. Bizim özel hayatlarımızın nerede olduğunu atmak için çok güzel bir örnek bu çünkü. Kaydikman Bild kasetinin... Benim beraber fotoğrafınızı Sen ha, beraber yani. fotoğrafınızı çektin sen. Evet çok da güzel fotoğrafınızı çektin. Kaydıkman genel yayın yönetmeni Almanya'nın en güçlü adamı. Bir gün bir tane bir internet sitesinde bir haber çıkmış. Kaydıkman Kaliforniya'da gizlice penisini büyütme ameliyatı geçirdi diye. Penisini büyütme ameliyatı. Tabii bir erkek kanı beynine sıçramış bunun. Ve diyor ki hayatta yapmamam gereken ilk şeyi yaptım diyor. Dava açtım diyor. Eyvah. Şu Sakın kadarcık ha. evet şu kadarcık bir İnternette kalacak <laughs> haber diyor. Evet. Davanın ilk duruşma günü gittim. 38 kamera vardı diyor mahkemenin kapısında. <laughs> Ve benim diyor penisim diyor ameliyatta iddia edilenin 150 katı kadar falan büyüdü diyor bir anda. Evet. Ve daha da orada kalmadı. Bir komünist gazete bunun bürosunun ofisini biz gittik Ahmet'le gördük. Evet. Ofisinin penceresinin baktığı yerin tam karşısındaki duvara gitti Almanya'nın en ünlü heykeltıraşına Seremik Büyük penisli bir erkek heykeli yaptırdı ve duvarına asırttı onu. Hala duruyor orada. Ertuğrul Şimdi, abi. <laughs> yani... Özür dilerim sözünüz kesiyor. Hem size hem <laughs> e, aslında buradaki basının çok çok değerli bir heyet var burada. Size de söylemek istiyorum. Buradan yeni sanatçılar, yeni şöhretlere, herkese örnek olması için... Acaba şunu ben yeter kadar bilemem. Siz söyler misiniz bir haberin nasıl oluşacağını? Yani... Bu çok büyük bir hata yapılıyor ve yıllardır, uzun yıllardır bu hata yapılıyor. Diyelim, diyelim ki bir haber, aynen işte bu genel yayın yönetmeni gibi bana dediler ki, Okan evde ejderha besliyor. <laughs> bu haber tamamlanmamış bir haberdir bilebildiğim kadarıyla. Ben ne zaman ki bir açıklama yaparım, hayır ben evde ejderha beslemiyorum diye, o zaman haberin tarafları tamamlanır yani iddia ve yanıt ortaya çıkmış olur ve dolayısıyla artık basın gönül rahatlığıyla bunu alıp kullanabilir. Yani düşünün bu ayarda, bu mevkide anam bir anam. adamın yaptığı hataya bakın burada yani. Ama bak bir şey söyleyeyim artık o aşamayı geçtik. Yani hayır ama artık yanıt vermek. Sen kurumsal yani bizim Sedat Ergin'i çağırıp söylersen sana bir haberin oluşması gereken şartlar bilmem ne anlatır ama o sırada haberi başka birisi alıp götürür gider. <laughs> tamam mı? Şimdi o doğrusunu yapar. Doğrusunu yapar ama evet, evet, şimdi abi. artık haber haberi. Hayır şunu, şunu söylüyorum diyorum. ben haberin yani haberden mağdur olan için söylüyorum. Ya burada da bir de bu arada şimdi siz tabii gayet eğitimli e, ee, belli bir yaşa gelmiş, belli bir mevkiye gelmiş adamdan bahsediyorsunuz. Ya adam ne saldırılar almış hayatta? Penise saldırıldığında <laughs> çaresiz kalmış. Bu da aslında bize başka bir şey göstermiyor aslında mu? Normal. Egosuna dokunmuş mi Gururuna <laughs> dokunmuş hala anlatıyor bana ya. Normal Egosuna yani. değil. Yani günümüz gazetecilik <laughs> anlayışında haberin doğru olması gibi bir zorunluluk yok. Yok zaten. Yok, evet. yok artık. Bırak. Evet. evet. Candaş bunu evet. Google'ın Zeitgeist toplantısında özel davet edildik. Case study olarak anlattı gitti. <laughs>